Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şunu merak ediyorum. Testleri kendisi çözmeyip beraber çözüyoruz diyenler bu videonun altına bir yorum yazsınlar. Yani şunu merak ediyorum. Yani soru bankasını aldınız. Yapamadıklarınıza mı bakıyorsunuz? Yoksa aynı video ders notundaki gibi hocam beraber götürelim mi? Şuna bir açıklık getireyim arkadaşlar. Bundan en iyi faydalanmanın yöntemi şu. Video ders notundan paralel gidiyor zaten. Hemen video ders notundan konuları bileceksin. Orada her soru tipi var zaten. Kapatacaksın video ders notunu. Ondan sonra bunun testini çat 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 çözeceksin. Yapamadıklarına bakacaksın. Hocam konu çok oturmadı diyorsanız uğraşacaksınız sorularla arkadaşlar. İşin mantığını anlamadığınızda soruları ezberlemiş olursunuz. Soru ezberlemek üniversite sınavında size net yaptırmaz. Konunun mantığını anlayın. Ben size hep mantığını vermeye çalışıyorum. O yüzden mantığını anlamadan sakın ezbere küt 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 gitmeyin. Tamam mı? Hadi bakalım. Çaylarınızı aldınız mı? Bana kim ısmarlayacak çayı? Yok mu? Hadi bakalım. Başlayalım. 33. Aşağıda bulunan şekillerin içerisindeki sayıların pozitif tam bölenlerinin tamamı şeklin etrafındaki oklara yerleştirilmiştir diyor. Yani içerideki ağız sayısının bütün bölenleri bu okların ucundaki sayılarmış. Bak ağız sayısı 1'e bölünmüş. Hepsi bölünüyor zaten. 2'ye bölünüyor tamam. 3'e bölünüyor. Bak bir 18'e bölünmüş. O zaman şimdi 2'ye 3'e bölündüyse mecbur neye de bölünecek? 6'ya da bölünecek. Yani oradaki yazılmayan sayılardan bir tanesi nedir? 6'dır. Tamam mı? Şimdi başka neye bölünecek peki? Bak şuradaki 18'den ipucu alacaksın. 18 nedir? 9 çarpı 2'dir, değil mi? O zaman diyor ki işte neye de bölünür bu? 9'a. Yani şuradaki o sayılardan bir tanesi 9, bir tanesi 6'dır mecbur. Şimdi buradakinin içerisi neyse yıldızla kareyi ne yapmış? Çarpmış. Yani 6 ile 9, yani bunun içerisinde ne yazıyor? 54 yazıyor onların çarpımları. Şimdi 54 için bütün bölenlerine bakacağım. Şimdi 54 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor. Sonuçta 54'ü şöyle düşünün bak. Şey gibi düşünmeyin. 54 gibi düşünmeyin. 54 6 çarpı 9'dur değil mi? 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. 3'ün karesi de burada var. Yani budur. Tamam mı? Bak 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor. Tamam mı? 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6'ya bölünüyor. Bak 3'ün karesi olan 9'a bölünüyor. 3'ün kübü olan 27'ye bölünüyor. 9 çarpı 2'den 18'e bölünüyor. Sonra 27 çarpı 2'den bir de neye de bölünüyor? Kendisi olan 54'e de bölünüyor. Tamam mı? Bizden şimdi şunların toplamını istiyor. Biri 54, biri 18 oldu. 12'nin ikisi elde var. Bir 6, 72. Birinci sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Yorum yapacaksınız. Tamam mı? O yorumları yaparsanız hiç zorlanmazsınız. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki yine bir tanım sorusu. En pozitif tam sayı olmak üzere n artı 1, şey n faktöriyel artı 1 veya n faktöriyel eksi 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara faktöriyel asal denir. Mesela demiş ki 3 faktöriyel 6'dır, 1 eksi 5. Bak o zaman 5'e faktöriyel asalı deniliyormuş. 5 faktöriyel asalı. Buna göre 3 basamaklı en küçük faktöriyel asalı nedir diyor. Şimdi bir kere faktöriyellerde 4 faktöriyel nedir? 24'tür. 5 faktöriyel 120'dir. Şimdi kalıplarım neydi? Faktöriyellerin bir eksiği veya bir fazlasıydı. Bakalım oluyor mu burada? Bu 121 yapıyor. 11'in karesidir. Bu olmadı. Ama burada 119 oldu. Bak 119 asal sayıdır. O zaman faktöriyel asalıdır. 119 demek ki. Rakamları toplamını mı istiyor? 11. Tamam mı? 9, 1, 1. Evet. Geldik şimdi 3. sorumuza. Dikkat et. Güzel bir soru. Diyor ki A bir asal sayıdır. O asal sayıyla 3'ün kübünü bir de 11'in 4. kuvvetini çarpmış. Sayısının pozitif tam bölen sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Dikkat et. A bir asal sayı diyor değil mi burada? Şimdi bu A asal sayısı 3'e eşit olsa önce. Tamam mı? 3'e eşit olsa. O zaman burasını ne yapacak? 3 üzeri 4 yapacak. 11 üzeri 4 var. Pozitif bölen sayısını hesaplıyorum şimdi. Üstünü bir fazlalaştırdım 5.
Üstünü bir fazlalaştırın 5. Yani bunun pozitif bölen sayısı 25 olabilir. A 3 olursa. Şimdi A'yı 11 seçelim bir de. A'yı 11 seçtiğim zaman bu sefer 11'in 5. kuvveti yapacak. 3 üzeri de 3. Bunun pozitif bölen sayısına bakıyorum. Üstünü bir fazlalaştırdım 4. Üstünü bir fazlalaştırdım 6. Bunun pozitif bölen sayısı kaça eşit oldu? 6 çarpı 4'ten 24. Şimdi bir de diğer asal sayılar olma durumu var. Yani 3'ün kübü 11 üzeri 4. İşte 2 gibi, 7 gibi. Sonuçta üstleri 1 olacağı için pozitif bölen sayısı aynı kalacak. Üstünü bir fazlalaştırıyorum şimdi. Bir fazlalaştırdım 3'ü 4. 4'ü bir fazlalaştırdım 5. 1'i bir fazlalaştırdım 2. Buradan 20, 40 buradan geldim. Şunları topladığım zaman 49 da buradan var. Topladığım zaman sorumun cevabı 89'a eşit olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım 4. Şimdi 4. soruda ne diyor bize? Diyor ki 1x pozitif tam sayısının asal bölenlerinin tamamı, bak asal bölenlerin tamamı, yani buradaki yazılan sayıların içerisindeki asal bölenleri, o sayının bütün hepsi asal bölenleriymiş. Ve bölenlerinin bazıları küçükten büyüğe doğru yazılmış. Bak bir kere bu x'in içerisinde bu asalların hepsi var o zaman. Bu 2 var kesin. Bu 3 var. Bu 5 var. Bu 7 var bir kere kesin. Şimdi bu bilgiler başka bize bir şey veriyor mu diğer sayılara bakalım. Şunların kesin olduğunu söyledik. 2, 3, 5 ve 7. Şimdi bak o zaman bu sayı 4'e de bölünüyormuş. 4'e bölünüyorsa 2'den bir tane yoktur. 2'den 2 tane vardır. 6'ya bölünüyormuş. Zaten 3, 2, 6'ya bölünür. 10'a bölünüyormuş. Tamam o zaman 10 da var bunun içerisinde. Başka bir şey ekleme gerek yok. X sayısının pozitif çift bölen sayısı kaçtır diyor. Pozitif çift bölen. Çift bölen diyorsa bir tane 2'yi kenara ne yapıyorum? Ayırıyorum. Ne kalıyor orada? 2, 3, 5, 7. Hepsinin üstü 1. Üstlerini birer fazlalaştırıp çarpıyorum şimdi. 2, 2, 2, 2. Çarptım bunları. 4, 8, 16. Pozitif diyor mu? Pozitif dediği için 16. Eğer tam sayı deseydi 2 katını alacaktık. 4. sorumuzun cevabı 32 olacaktı. Şimdi Ceyhan. Evet 5. Dikkat. X ve Y tam sayılarıyla ilgili şunlar bilinmektedir diyor. X sayısı 6'dan büyükmüş. Y 10'dan daha büyükmüş. 72'den de küçüklermiş. X ve Y sayıların pozitif bölen sayısı 4'tür. Şimdi pozitif bölen sayısı 4 olan sayıları arayacağım. Bil ki şu, mesela 2 çarpı 3 gibi. 2 tane asal sayının çarpımı olacak, üstleri 1. Bunun pozitif bölen sayısı 4'tür. Bir de bir asal sayının mesela 5'in kaçıncı kuvveti gibi? 3. kuvveti gibi. Üstünü bir fazlalaştırın, bunun pozitif bölen sayısı da 4'tür. Yani 2 kalıbım var. Asal sayılar, 2 asal sayı üstleri 1, tek asal sayı üstü 5. 2 durumum var. Y eksi x farkı en çok kaçtır diyor. Y eksi x farkını en çok yapabilmek için y'yi yapabildiğim kadar büyük, yani y'yi 72'ye büyük yapmaya çalışacağım. Bir kere biz sayıların küplerini düşündüğünde en büyük ne yapabilirim? İşte 4'ün kübü yapabilirim. Şu kalıba uyuyorsa 4'ün kübü de en büyük ne olabilir? 64, 5'in kübü gidiyor. Yani şu anda oradaki y'yi 64 yapabileceğimi buldum. Peki daha büyük yapabiliyor muyum? Bakacağım. 2 asal sayının çarpımları 1. kuvveti kaça? 72'ye yakın duruma getirebilir miyim diye bakacağım. Şimdi 72'den küçük ne var orada? 71 var. 71 sayısı asal bir sayıdır. Tamam mı? Asal bir sayıdır. Hiçbir sayının çarpımı şeklinde yazılamaz. 70 sayısı 35 çarpı 2'dir. Bakın iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılamadı. 69 sayısı 23'ün 3 katıdır. Evet 69. Yani Y sayısının alabileceği en büyük değer 69'dur. Yani birini 23, birini 3 gibi düşünürüm. Bakın pozitif bölen sayıları kaç yapıyor? 4 yapıyor. Y'nin en büyük değeri 69. Şimdi en küçük değeri bulacağım.
Bu kalıp mı, bu kalıp mı bakalım. Şimdi buna 2, buna 3 değerini verdiğim zaman en küçük durumu odur çünkü. 6 yapar. Burada bir sayının kübü, 2'nin kübü durumu olur en çok. O da 8 yapar. Farkın en çok en fazla olabilmesi için o zaman 6 seçmeliyim bunu. Y dediğimiz sayı 69'du. X dediğimiz de 6'ydı. Bunları çıkardığım zaman sorumun cevabı neye eşit olmuş oluyor? ...63'e eşit olmuş oluyor ama olmuyor. Çünkü şuradaki şartı unuttuk. Neyden büyüktü? 6'dan büyüktü. Biz 6 vermişiz. O zaman 6'dan büyük yapmaya çalışacağım. 6'dan büyük de bu 7 yapamayacağım için mecbur onu 8 yapacağım. 69'un 8'i gidecek. Sorumun cevabı 61'e eşit olacak. 5. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldum. Evet, 6. Şimdi 1'den 180'e kadar olan sayılar birer kartları yazılarak şekildeki bir dizilmiş. İşte 1, 2, 3, 4, 6 böyle dizilmiş. Ali 180'i bölen sayıların yazdığı kartları X işareti koyuyor. 180'i bölenler. 180 bir kere 1 böler, 2 böler, işte böyle 3 böler. Bir sürü var 180'e kadar gidiyor. Bunların hepsine çarpı koyacakmış. Mila da 120'yi bölenlere çarpı koyacakmış. 1'e, 2'ye, 3'e, nokta 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 120'ye kadar. Tamam. Buna göre sadece bir işaret olan kart. Bir işaret. Ortak işaretlenenler var değil mi zaten burada? Bak. Bir mesela ikisi de işaretliyor. 2'yi ikisi de işaretliyor. 3'ü ikisi de işaretliyor. Ortak işaretlenmeyen, tek işaret olanların sayısını soruyor. O zaman bir kere ortak işaretlenenler nedir? Bak, bunların ikisini de bölen en büyük sayı. Aslında bunların EBOB'larını buluyorum. Bunların ikisini de en büyük ne böler? 60 böler. O zaman 60'ı bölen her şey bunların ikisini de böler. O zaman 60 sayısının pozitif bölen sayısını buluyorum. 62'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Yani 12 çarpı 5. Pozitif bölen sayısı için üstünü bir fazlalaştırdım 3. Üstünü bir fazlalaştırdım 2. Üstünü bir fazlalaştırdım. O da 2. 3, 6, 12. O zaman bunun 12 tane elemanının üstü çizilmiş. 12 tane de bununki çizilmiş. Şimdi şunun da pozitif bölen sayısını bulalım. Bakalım kaç tane kalıyor. Şimdi 180 sayısı 18 çarpı 10'dur. İsteyen uzun uzun çözümlesin bak. Ben kısa yoldan çözümlüyorum. 18, 9, 3'ün karesi çarpı 2. 12 çarpı 5'tir. Bir 2 de buradan geldi, 5. Bu 180. Şimdi 180'in pozitif bölen sayısını buluyorum şimdi. Üstünü bir fazlalaştırdım 3. Üstünü bir fazlalaştırdım 3. Üstünü bir fazlalaştırdım 2. 9, 18 tane. İşte bu 18 tanesinin kaç tanesini sildim? 12 tanesini sildim. Yani bundan silinmeyen 6 tane kaldı. 120'ye bak şimdi. 120, 12 çarpı 10 gibi düşünün. 2'nin karesi çarpı 3. Bu 12. 10 da 2 çarpı 5'tir. Ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 oldu. Şimdi bunun bölen sayısına bakalım. 3'ü bir fazlalaştırdım 4. 1'i bir fazlalaştırdım 2. 1'i bir fazlalaştırdım 2. 4, 8, 16. Tamam, 16 tane de bunda var. Şimdi bunun da 12 tanesi çizildi. Tamam mı? Bunun da 12 tanesi çizildi. O zaman bunun kaç tane kaldı? 4 mü kaldı? O zaman 6 oradan, 4 oradan sorumuzun cevabı 10 olmuş oldu. Tamam mı? Evet, 7. Güzel bir soru, dikkat. Aşağıdaki sayı üçgeninde her köşegenin kendi katları üzerinde taşımaktadır diyor. Bak, birinci köşegen 1'in katları. 1, 2, sonuçta her sayı 1'in katıdır. İkinci köşegende 2, 4, 6, 8, 10, 2'nin katları. Üçüncü köşegende 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12 böyle gidiyor. Diyor ki 120 sayısı üçgende kaç defa yazılmıştır diyor. Bir kere 120 1'in köşegenin üstünde vardır. 120 bunun katıdır. 2'de de vardır. 3'te de vardır. Hep hangilerinde vardır peki? 120'yi bölenlerin hepsinde vardır. 120'yi parçala.
12 çarpı 10. 12 dediğim 2'nin karesi çarpı 3. 10 dediğim 2 çarpı 5. İyice düzenle. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi 120'nin kaç tane böleni var buluyorum. Üstünü bir fazlalaştırdım 4. Üstünü bir fazlalaştırdım 2. Üstünü bir fazlalaştırdım 2. 16. Yani 16 tane köşegenim de vardır. Tamam mı? Şu kocaman şişeyle bir su içeyim, çok susadım. Artık dilim damağım kurdu. Hadi bakalım. 8. Kaç oldu? 8. Evet, 8. soruda bize bir işlemli şekilli işlem tanımlamış. Demiş ki x sayısı a'dan büyük, b'den küçüktür demiş. X'in n tane pozitif tam sayı böleni var. Yukarıya da pozitif tam sayı bölen sayısını yazdır demiş. Tamam. Şimdi ilkine bakıyorum. Şunu biraz büyüteyim. Gözlerim bozuldu ya. Görmüyorum ha. Yaşlandırdınız beni. Yaşlandırdınız. Çöktüm sizin yüzünüzden. Hı? Çöktüm mü? Herkes beni genç zannediyor. Halbuki aldı başımız gitti ha. Evet, şimdi bakalım. İlkinde diyor ki X'in diyor iki tane pozitif böleni var. Pozitif böleni iki tane olan sayıları düşün. Tabanı bir asal sayı olacak. Üstünde de bir yazacak. Taban nasıl sayı olacak? Asal sayı olacak. O zaman şimdi y eksi x ifadesinin en fazla olabilmesi için x'i seçebildiğim kadar küçük seçiyorum. Yani x'i 3'ten büyük ilk asal sayıyı seçiyorum. 5. Tamam mı? 5 üzeri 1'dir. Pozitif bölen sayısı da 2'dir. Tamam. Şimdi en çok olsun diyor. Bir kere y'nin de kaç tane böleni, pozitif böleni varmış? 3 tane. Pozitif böleni 3 tane olanlar da bir asal sayının neyi olanlar? Karesi olanlar. Şimdi x'in 5 olduğunu bulmuştuk. O zaman y sayısı 5'ten büyük, 60'tan küçükmüş. Bir sayının neyi olacak? Karesi olacak ki 3 tane pozitif böleni olsun. 60'tan küçük bir sayının karesi olan ne var? 7'nin karesi olan ne var? 49 var. O zaman y sayısı neye eşit? 49'a eşit. 49 eksi 5'ten 8. sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldu. Evet, 9. Güzel bir yorum sorusu. Bunu da büyütelim şöyle. Gözlerimiz bayram etsin. Hadi bakalım. Gözlerimiz bayram etsin derken saat şu anda 1.30 falan. Gözler pert yani. Ben günde ortalama abartıyor diyeceksiniz ama kaç saat diyorum biliyor musun? Dün gece 5.30'da yattım. Yani bu işleri bitireceğiz, yetiştireceğiz her şeyimizi, merak etmeyin. Hadi bakalım. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı A sayısının, bak, bir A asal sayısının asal bölenlerinin toplamı. Asal bölen ne demek? Asal çarpanlarına ayırıyorsun sayıyı. Şöyle. Şu tabandakiler nelerimiz oluyor? Asal bölenler. İşte A'nın asal bölenlerinin toplamı 15 A'nın asal bölenlerinin toplamından 5 eksikmiş. İyi bak şimdi. Çok bir enteresan yorumlar var. Çünkü 15 sayısı nedir? 3 çarpı 5 çarpı A. Şimdi bak. A sayısının kendi içinde gizli asal bölenleri var. Peki şu da asal, şu da asal. Şimdi o zaman 15 A sayısının asal bölen sayısı A'nın asal bölen sayısından şu bununkinden 5 eksikse demek ki bunun içerisinde kesinlikle ne var? Yani bu 3 bunun içerisinde olan bir asal sayıymış ki onu işin içerisine katmamış. Yani A sayısının içerisinde kesinlikle 3 asal sayısı var. 616 A sayısının asal bölenlerinin toplamından 7 eksiktir. Hemen tabii oradaki 616 sayısını bir kere asal çarpanlarına ayırıp bir bakmamız lazım. Hadi ayıralım. 616. 2'ye böldüm. 3. 0. 8. 2'ye böldüm. 154. 2'ye böldüm. 77. 7'ye böldüm. 11. 11'e böldüm. Şimdi o zaman 666 A sayısı 2 üzeri 3
çarpı 7 çarpı 11 çarpı A'ymış. Yani A sayısını ek olarak bu asal sayılarla çarptım. Diyor ki sayısının asal bölenlerinin toplamından 7 eksik. Yani A'nın ki bundan 7 eksikmiş. O zaman demek ki bu A sayısının içerisinde, A sayısının içerisinde 11 de var, 2 de var. 11 de var, 2 de var. Tamam mı? Şimdi buna göre ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. A 3 ile kalansız bölünür. Tabii ki 3 çarpanı kesin var. 5 ile 5'in katıdır. Bir şey söyleyemem. 5 olup olmadığını söyleyemem. 8 ile kalansız bölünür. Bir yorum yapamam. A 11'in katı olan tek bir sayıdır diyor. Hayır. İçerisinde 2 de çarpanı olduğu için tek sayı falan değildir. A 6'nın katıdır. Evet bak 6 çarpanı olduğu için A 6'nın katıdır. Kaç tanesi kesinlikle doğru? 2 tanesi kesinlikle doğru olmuş oldu. Yoruldum. Behlül kaçar. Gideceğim yatacağım arkadaşlar. Çözmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.